Hayrettin Karaman, Sünni Şii Diyaloğu 2 Birliğin yeni başkanı Reysuni, bu sürpriz ziyaretten memnun olduklarını, bu konularda akademisyenler ve alimlerle buluşup danışmalar yapmaya ve diyaloğa hazır olduklarını ifade ettikten sonra Irak-İran Savaşı ile söze başlıyor. Irak-İran savaşına paralel dil, kavmiyetçi bir dil idi. İslami hareketlerin değil, siyasi sistem ve yapıların diliydi. İranlılar bu dili İslami hareketlere ve halklara ait kılarak hata ettiler. İran'da devrime ne oldu? Değişti mi yoksa gerçek yüzü mü ortaya çıktı? Şu anda Sünni dünya bakımından İran ulemasıyla İran siyasetçilerini birbirinden ayırmak çok güç hale geldi. İran yumuşak güçle kaybetti ve dış politikasını yerleştirmek için şiddeti tercih etti. Arap baharına karşı durdu, Suriye halkının meşru talep ve beklentilerine karşı Beşer Esed'i ve daha önce de babası Hafız Esed'i destekledi, Yemen'de de bunu yaptı. Dünya Müslüman Alimleri Birliği baştan beri devletlerle bağı olmayan bağımsız bir yapıdır. Üyeleri arasında Şia ve ibadiye dahil olmak üzere bütün İslam mezheplerinin mensupları vardır. Birliğin hedefi ilme ve alimlere hizmettir şeriatın alimleri olarak bizim sorumluluklarımız arasında düşmanlıkları, çatışmaları, düğümleri çözmek ve yok etmek de vardır. Ondan sonra aramızdaki mezhep ve fıkıh farklılıkları birlikte yaşamamızı mümkün kılarak var olacaktır. Hamid Parsanya Biz günümüzde üç cepheye karşı mücadele veriyoruz. Laik Batı cephesi, Batılı yöntemlerle İslam'ı yorumlayan cephe ve taklitçi donmuş kafaların cephesi. Bu sebeple gerçek İslam'ı bitirmek isteyen bu düşüncelere karşı tek bir cephe oluşturmamız gerekiyor. Kriz her iki tarafta aynıdır. Bu yüzden Sünni ve Şii İslami hareketler arasındaki dili yenilemeye ihtiyacımız var. Musevi dediğimiz gibi Sünni Şii yakınlaşmasını hedef almış bulunan İran medreseleri ve El Ezher'den tutun bugün mevcut yakınlaştırma merkezi ve ulema ittihadına kadar yapılar mevcut. Ancak bunların eksik ve fazla, başarılı ve başarısız yönlerini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bu ihtiyaçtan hareketle size takdim edeceğimiz bir projemiz var. Bu projeyi uygularsak mezhepleri yakınlaştırma projesini yeniden gözden geçirip ıslah edebiliriz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Elimizde olan söz dini kurumlar, mescitler, davetçiler, düşünürler, araştırmacılar olarak dini düşünce ve dilimizi yenileyebiliriz. Bunu sosyoloji, modern düşünce, iki tarafın alimler arası ilmi ve sivil ilişkileri kullanarak yapabiliriz. Yapabileceğimiz şey, ilmi ve akademik projelerle ortak menfaatleri gerçekleştirecek stratejik ve planlı çalışmalardır. Böylece nasihat ve duygusallığı aşmaktır. İhtilafları ve menfaat çatışmalarını iyi yönetmektir. Siyasetin ve siyasilerin çerçevesinden uzak ilmi bir çerçevede uyuşmayı tercih etmektir. Reysuni Siz bizi, biz de sizi dinledik. Ziyaretinizden ve sizi dinlemekten mutlu olduk. Projeniz ve düşünceniz üzerinde birlik olarak düşüneceğiz. Diyalog burada bitiyor. Değerlendirme kabiliğinden şunu ilave edebilirim. Karşılıklı konuşanların itiraf ettikleri gibi, mezhepler arası yakınlaşma ve diyalog faaliyetleri bir çeşit göz boyamadan ibaret oluyordu. İranlı alimler takdim ettikleri projede eskiden beri yapılandan vazgeçip, yenilik yapmak, açık konuşmak, problemleri ve yapılan hataları ortaya koymak, ilmi ve akademik çalışmalarla çözüm üretmek, alimler arasındaki irtibatı canlı tutmak istediklerini ifade ediyorlar. Birlikte projeyi inceleyip cevap vereceklerini vaat ediyor. İslam dünyasının problemlerini çözmek isteyenlerin İran'ı parantez arasına almaları mümkün değildir. Her iki tarafın mezhep propagandası ve kavgasını bir yana bırakarak ortak menfaatlerin tahsili ve ortak düşmanların bertaraf edilmesi maksadıyla işbirliği yapmalarında büyük fayda vardır. Keşke olabilse. Hayrettin Karaman Yeni Şafak